Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Olaylar, gündem yoğun. Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'lılara göz kırpıyor. Diğer taraftan Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor. TFF'ye silahlı saldırı, daha bunun gibi niceleri. Bomba bir haber bülteniyle geldik. Hazır mıyız? Çaylar, çerezler hazır. Pardon, çekirdek en ucuzu. Videomuza geçmeden bir beğeni yaparsanız seviniriz. Buyurun. Zamcıkçı geldi, zamcıkçı. En güzel aşklar reisinizin, uzayın lordunun kol bacak gibi zamcığıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Efendim, doğalgaz ve elektriğe %20 zam geldi. Doğalgazdaki zamcık biraz çeşitlendirilmiş. Konutlarda kullanılan doğalgaza %20.04, işletmelerde kullanılan doğalgaza %47.6, sanayide kullanılan doğalgaza %50.8, elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza da %49.5 zamcık yapıldı arkadaşlar. Efendim, uzmanlar diyor ki geçen sene doğalgaza 1000 TL fatura ödeyen bir aile bu sene 2113 TL en düşük faturayı ödeyecek diyor. Bunun yanı sıra elektriğe de %20 zam yaptılar arkadaşlar. Ya bir AKP'li vardı, gazeteci, neydi adı? Madem bu kadar çok isyan ediyorsunuz, dağıtalım vatandaşlara kuru fasulyeyi, herkes kendi doğalgazını kendi üretsin diyordu. Ha 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 ha. Bir tane koyacaksın. Lan. Onu ben bir hafta önce söylemiştim. Biz dalga geçip eğlendiğimiz için. Ne bileyim, televizyonda adamın bunu söylüyor. Ulan adam çıktı bunu söyledi. Demiştim o zaman, verin kuru fasulyeyi. Yiyin yiyin, bol bol verin o suluğu gitsin. Lan adam çıktı bunu söyledi. Bunun yanı sıra efendim hocalarımız ne diyorlar? Tabii ki fakirliğin sebebi ne diyor? Bizim günahlarımız. Dönüp vatandaşlar olarak bizim şunu düşünmemiz lazım. Biz nerede günah işledik de doğalgaza %20, elektriğe %20 zam geldi arkadaşlar. Herkes kendini sorgulasın. Evet, sorguluyoruz. Boş ver. Bayağı çok. İyi de dayı, dün %7 büyümedik mi la biz? He? Nebati, gözlerime bakın, gözlerime bakın, %7 büyüdük dedi. Bu harika, diğer ülkeler %1-2 büyürken biz %7 büyüdük. Ulan büyüdüğümüzün ertesi günü %20 soktuz la. Ulan oğlum, bekleyemediniz mi bir hafta la? Biz sindireydik. Ne bileyim, bir bağırsaklarımıza kadar inseydi o %7'lik büyüme. Hani bu nedir lan? Çarşamba %7 büyüdük. Gece saat 12'de %20 zamcığı soktuz. Düşündürücü. MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın. Tabii. KHK'nın dönüşü mümkün değildir. Bu 15 Mart'a ihanettir. 751 şehide ihanettir. 15 Mart? Sayın Bahçeli, 15 Temmuz olmasın? Ya da Allah muhafaza, siz 15 Mart'ta bir şey mi planlıyorsunuz? Böyle bir düşünceniz mi var acaba? Allahü Teala önceden halkı bilinçlendirdi, bilgilendirdi mi sizin sayenizde yoksa? 15 Mart. 15 Mart ne la? 15 Mart'ta ne var ki? 251, normalde 251 şehit var, 750. Allah Allah. Yok canım ya. Bak bak bak, şeytan nasıl da dürtüyor. Nasıl da dürtüyor. Şeytan git. 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 Gitti. Bu arada ya Sayın Bahçeli, sen önünde yazılanı okuyamıyorsun. Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyorsun. Bu sevdadan vazgeçsin diyorsun. KHK'lıların dönüşü yoktur diyorsun. Babacığım, sen daha önündekini okuyamıyorsun ya. Önündekini derken yani prompter'da yazılanı. Ya bu siyasete bir yaş sınırı gelsin. Sen diyorsun ya, sosyal medyaya bir düzenleme gelsin. Sosyal medya kesinlikle tehlikelidir. Şu siyasete de bir yaş sınırı gelsin de sizden kurtulalım ya. Bu nedir abi ya?
Biz bu ülkede yaşlı dedelerin siyaset yapmasını istemiyoruz ya. Önündeki yazılanı okuyamayan adamların siyaset yapmasını istemiyoruz ya. Yani bu ülkede kurtulmamız gereken varsa sizden kurtulmamız lazım. Bir kere sizin dönüşünüz olmaması lazım. Sizin gibilerin dönüşü olmaması lazım. Ama maalesef sizden kurtulamıyoruz. Ha, sen mesela diyorsun ya KHK'lıların dönüşü olmayacak, mümkün değil. İşte 750 tane şehidimiz. Demek ki 750 tane düşünüyorlarmış ama düşündükleri olmamış. İşte bunlara ihanettir. Ya Erdoğan yarın öbürsü gün Kılıçdaroğlu KHK hamlesi yaptı diye apar topar KHK'lıları geri alıyorum, yeni bir KHK açılımı yapıyorum derse ne olacak? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Dönüp Erdoğan'a ne diyeceksin? Ola boğuluyordum az kalsın. Evet. Reisin yanındayız mı diyeceğim, ne diyeceğim baba Allah aşkına. Benim acil Kırtlekçi'ye gitmem lazım. Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmazken en sevindiricisi bu. Maalesef mala zarar geldi. Mala zarar gelmesi de hepimizi üzdü. Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinin yanından dere geçiyormuş. Bu dereden ağır makinalı silahlarla Türkiye Futbol Federasyonu'na ateş açılmış. İçeride Hamit Altıntop da varmış. Eski milli futbolcumuz. Kurşunlar Hamit Altıntop'un başının üstünde piu piu diye geçmişler. Hamit Altıntop kendimizi yere attık, neye uğradığımızı şaşırdık. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim demiş. Sakin ol kardeş. Sakin ol. Siz daha ne gördünüz? Hiçbir şey görmediniz. Siz bu ülkede Fenerbahçe'nin otobüsü, bak futbolcuların olduğu otobüs, ya maçtan dönüyor. Yolda ateş ediliyor. Şoförü kulağından vuruyorlar. Otobüse ateş açılıyor. Bunu dahi görmediniz. Siz derken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bahsediyorum. Bunu bile bulamadınız. Bugün Süleyman Soylu ne diyor? Efendim 120 tane terörist var. Ayakkabı numarasına kadar biliyoruz diyor. 120 tane teröristin ayakkabı numarasına kadar bilen sen, otobüse ateş açılmış. Millet ölümle tehdit ediliyor. Sen bunu bulamıyorsun. Ha, iki kişiyi bulmuşlardı o ara. Suçu üstlerine mi atmaya çalıştılar? Bir şeyler oldu. Sonra ne oldu abi? Olay kapatıldı gitti. O gün bugündür ses yok. Şimdi bu bir nevi gözdağıydı, geliyordu gelmekte olan. Önce bir takımın otobüsü. Bu Fenerbahçe'de olabilir, başka bir takım da olabilir. Ben eleştirmeye geldiği zaman nasıl eleştiriyorsam, bak burada doğru bir haber yapmak zorundayım. Adamların burada hakkını yediniz. Ha, ne oldu sonra? Bak geldi size. Yani ya yarın öbürsü gün birilerini yakalarlar o çevrede sarhoşlardan, tamam mı? Adamların derler ki kardeş siz mi ateş ettiniz? Adamlar da yok der. Suçlu bulmamız lazım. Suçlu da yok. Bari bunları suçlayalım der. 3-5 ay yatırırlar. Ondan sonra sessiz sedasız serbest kalır. Demesinler Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi ateş ettiler. Ama kimse tutuklanamadı. Failler bulunamadı. Değil mi? Eşi ve çocuğu 15 Temmuz'da ölen Nihal Olçak. AKP'li Nihal Olçak. Erdoğan'ın reklam işleriyle uğraşıyordu Erol Olçak bildiğim kadarıyla. 15 Temmuz'da birileri tarafından öldürüldü. Şimdi o gün bugündür hakkını arıyor. Sır perdesini biraz daha aralamaya çalışıyor. Bir YouTube kanalına çıkmış, orada diyor ki 15 Temmuz'da diyor köprüde keskin nişancılar vardı. Gazilere tembihlediler, dediler ki susun. Devlet mağdur olur, ordu mağdur olur diye gaziler de sustular. Keskin nişancılar köprüde. Ama devletin böyle bir birimi olmadığından dolayı devlet mağdur olur diye sustular. Şimdi 15 Temmuz'da darbe oluyor. Millet köprüye çıkmış. Köprüde keskin nişancılar var. Millete ateş ediyor ama suç askeri öğrencilerin üstüne kalıyor. Sonra da yetkililer gazilere diyor ki susun. Devletin böyle bir birimi yok. Devlet mağdur olur, ordu mağdur olur. Buradan zaten şu anlaşılmıyor mu? Bu
bir proje. Proje kapsamında birileri bu oyunu oynadılar. Birileri bilerek keskin nişancıları oraya gönderdiler. Suç kime kaldı? Askeri öğrencilere kaldı. Ölen kim oldu? Vatandaş oldu. Gazilere de para kaldı. Gaziye tembihliyorsun, diyorsun ki sus. Ve Gazi de ne karşılığında susuyor? Onun için gazilere demek ki para bağladılar. Ya ey yavrum ey. Gaziler de bunun için sustular. Sonra ne oldu? Bak Allah'ın işine. O gaziler sonuçta para alacaklardı ya. AKP şak onları da mağdur etti. Şimdi de o gaziler ağlıyorlar. Gazi olduk. 15 Temmuz'da canımızı dişimize taktık, paramızı vermiyorlar. Adam birisi ayakkabısını çıkartmış, ayakkabı alacak param yok. Ey yavrum. Hala böyle bir ortamda birileri 15 Temmuz'u kim yaptı? 15 Temmuz aslında darbe miydi, değil miydi? Siz daha düşünmeye devam edin. Efendim, Türkiye'de hakkını arayan hangi kesimden, hangi vatandaş olursa olsun AKP iktidarının 20 senesinde, 20 yılında ya terörist olmuştur ya vatan haini olmuştur. AKP hakkını arayan imam dahi olsa, imamlar aramıyor da, yarın imamlar çıksa hakkını aramak istese, onları dahi terörist ilan eder, polise emir verir, joplatır, biber gazı sıktırır. Bunlar dinsiz, bunlar kafirdir. Böyle bir zihniyetin 20 sene ülkeyi yönetmesine müsaade eden, ülkede yaşayan halka da artık ne denir? Orasını sizin takdirinize bırakıyorum. Gelelim özel sektör öğretmenleri. Efendim, özel sektör öğretmenleri itiraz ediyorlar, haklarını istiyorlar. Biz bu maaşlara artık geçinemiyoruz. Zaten 3 ay maaş almıyoruz. Kredi kartıyla dönmeye çalışıyoruz. Artık buramıza geldi. Hırtlegimizdeyiz. Yeter artık, diyorlar. Ve sendikayla beraber Ankara'da bir eylem mi yapmışlar? Bir yere yürümek mi istemişler? Polis tabii ki her zaman olduğu gibi anayasal hakkını kullanmış. Yani bu teröristleri bastırmış. Biber gazı sıkmışlar. Süleyman Soylu tabii polisinin yanında her zaman olduğu gibi amentüsüyle gelmiş. Ayetel kürsüsüyle gelmiş. Polisler de gusül abdesti almış polisler. Ayetel kürsü okuya okuya vura vura gaz sıka sıka tabii ayetlerle dövüyor adamlar. Ayetlerle millete döşüyorlar. Böyle bir zihniyet. Şimdi bakıyoruz abi. Şimdi diğer açıdan bakıyorum. Diyorum ki öğretmenler tabii ki haklarını aramak istiyorlar. Bu özel sektör öğretmenliği sadece özel sektörde vardı, değil mi? Şeyde yoktu, devlette yoktu. Bu devletteki de özel sektör öğretmenliği olmuyor mu? Ya burada belki karıştırıyor olabilirim, özür dilerim. Ben devlette de artık bir özel sektör öğretmenliği olduğunu düşünüyorum. Orada da 3 ay para verilmiyor. Normal kadrolu öğretmene göre daha düşük maaş veriliyor. Bunlar da itiraz ediyorlarsa eğer, ben şunu söylemek zorundayım. Kardeşim, yani devlet zaten AKP iktidarı kadrolu öğretmenliği bitirmek için bunu getirdi. Siz de burada 3-5 kuruş az çok para var diye girdiniz. İşin sonunda da eğer itiraz ediyorsanız, ya kardeşim zaten AKP'nin getirdiği bir şeydi. Zaten AKP'nin istediği de buydu. Zaten AKP 20 yılında, 20 yılın sonunda gelinen noktada zaten seni her türlü açlığa, yoksulluğa, felakete, sefilliğe muhtaç etmiş durumda. Ya bunu sen istedin. Buraya sen girdin. Zamanında niye itiraz etmiyoruz? Kadrolu öğretmenliği bitirmek istediği göz göre göre belliyken neden bu hayır demedik? Neden ses çıkarmadık? Verdiği maaşa bakıyorsun. Çalışma şartlarına bakıyorsun. Normal kadrolu öğretmen diyelim ki haftada sallıyorum, bilmiyorum. Diyelim ki 70 saat çalışıyor. Salladım. Sen 200 saat çalışıyorsun. Kadrolu öğretmen alıyor 10 bin lira, sen alıyorsun 5 bin lira bile para almıyorsun. Bu şartları sana sunmuştu zaten adam. Sen de kabul ettin. Şimdi diyorsun ki bıçak kemiğe dayandı. Ha, eğer bu olay aynı olaysa, buna da ben kızıyorum. Zaten gidin kadrolu öğretmenlerle konuşun, onlar da aynısını söylerler. Kadrolu öğretmenliği bitirip tamamen devleti de özel hale getirmek için. Hiçbir hakkın yok. 3 ay maaş vermiyor. Ne yapacağım? 3 ay gidersin pazarda iş bulursan çalışırsın. Seni 3 ay herhangi bir fabrika işe almaz. Kredi kartından geçirebildiğiniz kadar.
Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na KHK'lı bir kardeşimiz soru sormuş. KHK'larla ilgili ne düşünüyorsunuz? İktidara geldiğinizde ne yapacaksınız? Daha önce bazı yerlerde KHK ile ilgili efendim mahkemeye gidip aklananları görevlerine iade edeceğiz demişti. Sonra başta barış akademisyenleri olmak üzere tüm KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz dedi. Orada da efendim tüm KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz diyor. Şimdi arkadaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz demesi bana mümkünmüş gibi gelmiyor. Sebebi de şu. Şimdi bakıyoruz. 15 Temmuz olmuş. 15 Temmuz'dan sonra insanlar işinden gücünden olmuş. KHK'yla işten atılmışlar. Bu insanların çoğusu mahkemeye gitti. Ve mahkeme çoğusunda bir problem yok, işe geri dönebilirsin dedi. Bırak AKP'li belediyeleri, CHP'li belediyelere bakalım. CHP'li belediyeler bu KHK'yla görevden atılanlardan kaç tanesini aldı? Kaç tanesi mahkeme kararıyla geri dönebilirken, göreve iade edilirken CHP'li belediyeler kabul etti? Bir buna bir bakmamız lazım. Yani bana gelen mesajlarda bu konuda bayağı bir sıkıntılı arkadaşlar var. Abi KHK'yla işten atıldım. İşte CHP'li belediye mahkemeye gittim. Mahkemeyi kazandım. CHP'li belediye beni görevime iade etmiyor. İşe almıyor. Artık neyse o prosedür. Şimdi soruyorum, sen bir CHP'li belediye olarak mahkeme kararı elinde gelen birisini bile alamıyorsun. Ve dönüp diyorsun ki iktidara geldiğimizde tüm KHK'ları göreve iade edeceğiz. Bana geçmedi. Ha sizi bilemem. Abi kime inanacağız? İnanmayalım mı? Bir de şu var. Mesela burada Kılıçdaroğlu'na mesela eleştiriyorum ya. Yani o Aleviyah'dan başlıyor. Tabii rahatsız olursunuz. Kime vereceğiz oyumuzu? Tekrardan AKP'ye mi verelim? Bana ne kardeşim ya? Bana ne ya? Kime verirsen ver. Beni ne ilgilendirir? Ben sadece durum tespiti yapıyorum. Kardeşim senin belediyen mahkeme kararıyla geri dönecek olan adamı ya bırak normal bir masabaşı memuru. Temizlik işçisi ya temizlik işçisi. Ben o mesleği aşağılamıyorum. Küçük görmüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Temizlik işçisi bir kardeşimiz bile KHK ile atılmış. Ve bu adam mahkemeye gitmiş, aklanmış, gelmiş. Görevine başlayamıyor. CHP'li belediyede. Niye? Almıyor. Alamıyor. Burada da diyor ki efendim iktidarda AKP var ya müsaade etmiyor. Ne olacak o zaman? Yani siz geldiğinizde siz müsaade edeceksiniz alınmasına, öyle mi? Daha sen mahkeme kararla, mahkeme kararıyla göreve iade edilecek adam daha ne yapabilir yani? Mahkemeye gitmiş, aklanmış. Devletinin mahkemesi demiş ki bu adam temiz, bu adamda problem yok. Bu adamı işe alabilirsin, alamamışsın. Dıbbigin yememiş, çıkmış bunu söylüyorsun. Yani ne bileyim bana geçmedi. Düşüncelerinizi yazın arkadaşlar ama lütfen şu kafadan çıkın. Kılıçdaroğlu Alevi ya eleştiriyorsunuz ya, bana bunlarla gelmeyin. Bana bunlarla gelme. Düşüncelerini, fikirlerini yaz. Ben inanıyorum de, ne bileyim bak şöyle olabilir de, yorumları okuyorum sonuçta. Şuna göre mesela yapabilir de, yaz düşüncelerini, korkma. Efendim Türkiye İşçi Partisi'nden Ahmet Şık, AK Parti bir suç örgütü partisidir. Kapatacağız, tabii ki yargılayacağız dedi. Bülent Turan da AKP'li, kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz. Şimdi Bülent Turan gibi bir gazeteci, bir milletvekilinin, AKP'li birisinin kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz demesi acaba benim için problem yok. Ben suça bulaşmadım. Aralarında temiz olanlardan birisiyim gibi düşünmemizi istediğinden dolayı mı? Yoksa vallahi kardeş seçim akşamında ne olur ne olmaz biz uçağa biner havada süzülürüz. Anketler, sonuçlar açıklanır. Sandıklar açılır. Duruma göre Türkiye'ye ineriz. Olmadı, inmeyiz, yolumuza devam ederiz. Sen bizi bulursun, nah yargılarsın. Böyle mi düşünelim? Diğer açıdan baktığımızda da, efendim, biz ne yaptıysak, ülkeyi yöneten, dünyayı yönetenlerin talimatlarına uyduk yaptık. Onlar bize dediler ki, şunu şunu yapın, karşılığında yargılanmayacaksınız, biz de yaptık. İşin sonucunda
Dünyaya hükmeden onlar, ülkeye hükmeden onlar. Güç onlarda. Sen kimsin kardeşim? Biz bunun sözünü aldık. Böyle mi düşünelim? Bak, üç açıdan da değerlendirdiğimde size hangisi mantıklı geliyorsa düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Bana hepsi mantıklı geliyor. Vallahi. Yani bakıyorum abi, adamlar hırsızlık yaptıysa, yani herkesin gözünün önünde yaptılar. Hırsızlık yaptılar, yakalandılar. Yakalayan polis suçlu oldu. Hala cezaevindeler. Hırsızlık yaptılar, yakalandılar. Yakalayan polisler, onların aileleri cezaevinde. Hala yıllardır cezaevindeler. Hatta birinin kızı polisin babasının avukatlığını yapıyor diye şu an cezaevinde. Sen muhalefet olarak onları dahi savunamamışsın. Savunamıyorsun. Korkudan adını anamıyorsun onların. Sürekli diline bir 17-25 tutturmuşsun. Dıp bir gün sıkıştığında 17-25 diyorsun. Adam da çıkıp demeyecek mi? La kardeş, çalarken beraber çaldık. Tamam, biz çok yedik. Siz yemediniz ama siz de gördünüz. Yani. Kapatırsın. Kapatmakta problem yok. Kapatırsın ama yargılama işine ben mümkün değil ya. Bana geçmedi. Efendim, Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ymış. Veya istihbaratta görevliymiş önceden. Şimdi Gülşen'in İmam Hatip'lere söylemiş olduğu sözlerden dolayı tutuklanıp sonra Amerika'dan da ifade özgürlüğüyle ilgili bir mesaj gelmesi üzerine, tabi Sedat Peker'in de pazartesi serbest kalacak demesi üzerine bir anda pazartesi serbest kaldı. Bülent Bey oturmuş düşünmüş, demiş ki Amerika oradan ifade özgürlüğü diyor, güvence altına alınsın diyor, Gülşen buradan serbest bırakılıyor, acaba Gülşen ajan olabilir mi? Yani diyor Amerika diyor Türkiye'nin diyor iç meselesine, iç hukukuna diyor karışmış oldu diyor böylelikle. Şimdi öncelikle Bülent Bey, bak, istihbaratçıymışsın. Olabilir mi diyerek yola çıktıysan demek ki sen istihbaratçı falan değilsin. Sen eğer istihbaratçıysan, eskiden de istihbarat işi yaptıysan, bu ajan mı değil mi? Bunu zaten biliyorsundur. Bak, burada Türkiye'nin bir zaafını ortaya koydun. Sanatçının ajan olup olmadığını bilmiyorsun. İstihbaratçısın. Normalde senin çıkıp şunu söylemen gerekirdi. Bu kadın Amerikan istihbaratına çalışıyor. Madem eskiden istihbaratçıydın, bunu diyemiyorsan demek ki siz tam olmamışsınız tabii. Ya kardeş, ne diyorsunuz la siz Allah aşkına? Ne diyorsunuz ya? Amerika niye oradan ses etti? Adamı tutukluyorsun, kadını tutukluyorsun. Dur, içemedim bir dakika ya. Kadını tutukluyorsun, gözaltına alıyorsun. Saçma sapan bir sebepten dolayı. Tamam mı? Sonra da Amerika oradan diyor ki ya kardeşim, insan hakları, hukuk, bunlar çok önemli, ifade özgürlüğü. Bakın Amerika ses ettiyse demek ki bu onlardan. Doğu Perinçek. Doğu Perinçek ne diyor? Hazreti Muhammed'e hakaret etti Doğu Perinçek. Adam diyor kaç yılda diyor? Bir yılda diyor 40 kişiyi toplamış diyor. 40 yılda mı 40 kişiyi toplamış? Biz ne yaptık diyor? Daha 40 bin kişi olduk diyor. Demek ki Hazreti Muhammed'den öndeyiz diyor. Daha adam ne desin? Gülşen İmam Hatipleri onu dedi diye gözaltına alıp tutuklayan siz, Doğu Perinçek'e sesiniz çıkmıyor. Niye gözaltına almıyor? Niye tutuklamıyor? AKP cenahından birisi. Hani Müslümansınız ya. Hani alnınız secde görmüş ya. Gülşen'e tepki veren o trolcükler. Doğu Perinçek'e çıtınız çıktı mı? Çıkmadı. Niye? Bir tek tarikatlardan bazıları. Onların da hepsinin dıbbi giyemedi. Bazıları ses çıkardı. Millet hani bağırıyoruz diye görsün. Sonra demesinler niye susuyorsunuz. Gülşen'e tepki gösteren tarikatlar bile Doğu Perinçek, Hazreti Muhammed'i bak hakaret etti. Aşağıladı, küçük gördü. Ona bile sesini çıkartamadılar. Bu zihniyet böyle bir zihniyet. Bizden olan, bizim yanımızda olan İslam'a da söver, peygambere de söver, dine de hakaret eder. Problem yok. Ama bizden olmayan, bırak hakaret etmeyi,
azıcık böyle bir dalga geçse tak hemen anında kelepçe. Ey yavrum ey. Ah siz bunu hak ediyorsunuz. Siz böyle din istediniz. Siz böyle Müslümanlık istediniz. Alın size böyle din. Alın size böyle Müslümanlık. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin, başınızı şişirdik. Efendim, dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mühkem bakın, sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet, inşallah yarın görüşürüz.